Öyle bir yılın üstüne geldin ki hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani hiçbir şey yapmasan bile çok iyi anılacaksın. O yüzden sadece sakin ol. Can acıtmasın. 2020'yi gördün. O yüzden akıllı ol. Bizi üzme ya derdim. Bir önceki gibi olmasın bizi üzme derdim. Abi bir sakin ol. Direkt onu derdim. Bir dur bir sakin ol. Konuşabiliriz, halledebiliriz. Gelip geçeceksin ama şu pandemide al git. Değil evet. Mi? Yani ilk söyleyecek evet. Bu olurdu herhalde ona. Hoşçakal. Ya üzme, daha yenisin. Büyüyeceksin. İnşallah güzellikle büyüyeceksin. Senin hiçbir suçun yok. 2020'nin olmadığı gibi 21'in de hiçbir suçu yok. 22'nin de olmayacak. Dünyanın hiçbir suçu yok. Bütün suç iyi ve güzel olduğunu iddia eden insan olduğunda bence bizlerde. Onun için özür dilemezdim herhalde. Affetmesini istemezdim. Uyarmasını isterdim. 2021'in bizi uyarmasını isterdim. Ülkem adına da söyleyeceğim şey. Sadece bir sınırlarını ülkem adına çizmiyorum. Aslında bir mazlumiyet kavramı altında çizdiğim zaman dünyada bir yerlerde bir mazlumiyet söz konusuysa bunun sebebinin nedeni, nedensellik ağını çözmek gerekiyor. Bence şu sıralar bizim ülkemiz bu nedensellik ağını elinden geldiğince iyi anlatıyor. Bu benim için bir başka şiar oldu. Yani hoş geldin. Aslında 2020 benim için kötü geçen bir sene olmadı. Gerçekten benim yılım diyebilirim 2020 için. Çünkü çok öğretici ve güzel şeyler edindiğim bir yıl oldu. 2021 de yine benim yılım olmaya devam edecek. O yüzden bana destek olacağı için şimdiden teşekkür ediyorum 2021'e.